Siz bir katkıda bulunuyordunuz Nagihan Alçın. Sizinle devam edelim. Akşener'in ya bir anda evet asla kabul edilemeyecek işte hakaretler, küfürler veya işte ölüm tehditleri bir anda da bir siyasetçiye eleştirde bulunan bir kadın ve Akşener'in ona karşı olarak çıkışması nasıl okumak lazım bugün Evet, yaşananları? yani bunu ben ikiye ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bu sosyal medya üzerindeki ölüm tehdidi meselesi çok vahim, çok korkutucu gelişmeleri yol açabilecek bir içerik. Dolayısıyla bunun şu dakikaya kadar soruşturma açılmadıysa yanlıştır. Derhal soruşturma açılması ve soruşturulması gerekir. Sonuna kadar gidilmesi gerekir. Kim attı bu tweet'i? Neden attı? Yani hemen müdahale edilmesi gerekir hukuk içinde. Diğer mesele, yani Meral Hanım'a iki noktada gösterilen tepkiyle ilgili Ahat Bey'in söylediği doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Yani bir orada organizasyon var mı yok mu onunla ilgili bir şey söyleyemem. Ama ben genel olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'de siyasetçiler şimdi esnaf gezisi, il gezisi deyince genellikle hep güzel şeyler duymayı anlıyorlar. Bunu Meral Hanım için söylemiyorum yalnızca. Herkes için, Cumhurbaşkanı'ndan, Tayyip Bey'in ilk gezilerinden, Ekrem İmamoğlu'na, işte Meral Hanım'a, bütün siyasetçilere baktığımızda genellikle o geziler zaten yani dertlerini paylaşmak, işte ne kadar aslında onların arkasında olduğunu anlatmak için bir vesile gibi. Yani siyasi kültür böyle. Aksi bir şey duymak hiçbir siyasetçinin hoşuna gitmiyor. Meral Hanım'a özellikle belki damarına basmak için bir kurgu dahi yapılmış olsa bence doğru olanı sonuna kadar şiddet olmadığı, hakaret olmadığı, hedef gösterme olmadığı sürece içeriğinin gerçeklikle alakası olmadığını düşünse dahi soğukkanlılığının korumasıydı. Yani ters cevap vermemesiydi vatandaşa. Bence onun açısından daha avantajlı olacak olan oydu. O zaman şayet sizin dediğiniz gibi kameralar özellikle yerleştirilmiş olsa dahi o kameralara bir malzeme Yalnız çıkmazdı. burada değerlendirmeyi yaparken sadece bir soru sormuş gibi değerlendiriyorsunuz. Sizin burada ne işiniz var diyor. PKK ile işbirliği yapanın mi? Burada Dinlediniz ne işi mi? var? Evet. Ne işiniz Sizin var burada sizin ne diyor. işiniz var diyor. Tamam ben de Yani diyorum ki orada soru sormak Akşener yok. bir şey Orada soru demiyor. sormak PKK ile yok. işbirliği yapmıyor Niye mu buradasın? bu? Buradan CHP ile defol git işbirliği yapmıyor manasına mu? İşte gelen ben de diyorum ki bir evet yaklaşım var. ama bir şiddet bir fiziksel taciz yoksa soğukkanlı kalmak siyasetçiye kazandırır. Ya kim olursa Şimdi olsun bu ben genel böyle diyorum. değerlendirme. Ama öte yandan bir de şöyle bir boyutu da var işin. Şimdi Türkiye'de kutuplaşma giderek artıyor, korkutucu boyutta. Ama bu sokağa inmiyor. Yani çok şükür ki siyasi olarak çok kutuplaşmış olmamıza rağmen beraber iyi yaşamayı başarıyoruz bugüne kadar. Şimdi bu tip hadiseler beni bu yönde korkutuyor. Acaba kutuplaşma bu kadar karşılıklı tansiyonun yükseldiği, sık sık yükseldiği bir yere doğru evriliyor olabilir mi Türkiye'de? Yani bana benzemiyor. Burada bir fiziksel bir saldırı yok. Bir linç girişimi yok çok şükür. Yani buradaki bu olay Meral Hanım açısından son derece yürütmesi zor, nahoş bir olay. Ama herhangi bir taciz ya da kitlesel bir sıkıntılı bir tabloya dönüşmemiş çok şükür. Ama yakın zamanda yaşadığımız bir çubuk hadisesi vardı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı. Yani dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek gerekir. O yüzden o tweet çok önemli. Bakın o tweet toplumsal linci tetikleyebilecek bir içerik barındırıyor. Kabul edilemez. Kime yapılırsa yapılsın. O yüzden toplumun sinir uçlarına da dikkat etmek gerekir. Her zaman söylediğim bir daha söyleyeyim. Türkiye'nin bir numaralı sorunu siyasi kutuplaşma meselesi. Yani ne olursa olsun bütün liderlerin bu kutuplaşmaya karşı hepsinin bir adım geri atması ve grileri artırması gerekir. Bu arada AK Parti'den bu konuda bir açıklama var mı? Ben takip edemedim ama şimdi Mücahit Birinci AK Parti MKYK üyesi yayınımızı izliyormuş. Bir mesaj gönderdi. Dedi ki tweet'i kesinlikle lanetliyoruz bu tweet'i. Bu tweet hakkında soruşturma açılır elbette diyor. Ayrıca hesabı göndermiş. Bu hesap diyor Mayıs 2021'de açılmış. Neydi belirsiz provokatif bir hesap. Bu da buna dayanarak Rize'deki protestoyu şeytanlaştırmak da adil değil. Bu meseleyi minvalinden saptırmaktır. Neydi belirsiz hesaptan bir tweet'i öncelemek doğru değil ama biz tweet'i lanetliyoruz. Diyor. Ama bu çok enteresan. Yani Mayıs 2021'de açılmış bir hesap. Yani bu da açıkçası hakikaten çok dikkat etmek gerekir. Yani şu eleştirimi de yapayım konu açılmışken. Sayın Akşener'in Netanyahu benzetmesi de mevcut kutuplaşmaya bence su taşıdı. Onu sonra yanlıştı. Konuşalım. Çok yanlıştı. Yani bu gergin siyasi ortamı karşılıklı olarak daha da gerginleştirdi diye düşünüyorum. Peki.